Merhaba arkadaşlar, Rengahenk'e hoş geldiniz. Bugün skine yaparak düzgün bir lastik nasıl öreceğiz, onu çalışacağız. Bakın ben 9 tane zincir çektim ve 9 zincirden sonra bir zincir daha çekiyorum. Diyelim ki bizim bu kadar genişliğinde lastik gerekiyorsa, o zaman oraya o kadar zincir çektikten sonra bir zincir fazla çekeceğiz ve ikinci zincirinin tek kanatına batacağız. Skini öreceğiz. Tekrar tek kanat alacağız ve skini öreceğiz. Her zincirin tek kanat alarak skini yapacağız. Sıra boyunca bu işlem devam edecek. Alırken bakın tek kanat alıyoruz. Tekrar son zinciri. Şimdi sıra sonunda bir zincir çekiyoruz. Sıramızı döndürüyoruz. Ve bakın şurada ikinci zincirin aşağıdaki skineye tekrar tek kanat alıyoruz. Bakın sıradaki skinenin tek kanat. Bizim tarafa bakan değil, karşı taraftaki kanattan alıp skinemizi tamamlıyoruz. Sıra boyunca bu işlemi yapıyoruz. Son yere geldik. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda tekrar zincir çekiyoruz. Sıramızı döndürüyoruz. Ve bakın birinci değil, ikincisinden başlıyoruz. Ve tekrar aynı şekilde birer tane bakın şöyle ördükçe bizim örgümüz büyüyor ve şekil alıyor. Şöyle son yere geldim. Sıra sonunda hep zincir çekip bir zincirle dönüyoruz. Birinci skinenin tek kanatını alıyoruz. Bakın şöyle tek kanat alarak devam ediyoruz. Çift almıyoruz. Yoksa lastiğimiz olmaz. Sadece skine düz skine örmüş olacağız. Bakın. Şöyle. En sondaki yere de tekrar tek kanat alarak devam ediyoruz. Bir zincir yapıyoruz ve sıramızı döndürüyoruz. Böylece git gel yapalım. Ben birkaç sıra gösterip öreyim, sonra size göstereyim son şeklini. Evet arkadaşlar, ben birkaç sıra daha ördüm ve son olarak skine ile yapılan lastiğin görünüm böyle. Bakın şöyle güzel bir muntazam bir lastik. Bunun üzerine yeleklerde ya da hırkalarda, eldivenlerin bilek kısımlarda kullanabilirsiniz. Ondan sonra da bunun üzerine örnek kurabilirsiniz. Ya da herhangi bir örgü öreceksiniz. Onun üzerine devam edebilirsiniz. Uzunca ne kadar uzun örgü isterseniz örüp lastik olarak istediğiniz ibatta örduktan sonra şöyle başladığımız şu tarafında alt kısım oluyor. Tekrar bu sıra böyle gidecek. Üst kısım bu. Bunun üzerine örgünüzü, örneğinizi koyabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bundan sonrasındaki videoda inşallah kaydırma tekniğiyle nasıl lastik örülüyor onu göstereceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.